Erem Şentürk, Filistin sosyal medyadan kurtarılır mı? Elbette ne Filistin, ne Suriye, ne Kerkük, ne de canımızın yandığı herhangi bir derdimiz sosyal medyadan çözülmez. Üstelik her fırsatta İsrail'e sadakatini bildiren Jack Dorsey'nin sahibi olduğu Twitter'dan İsrail'le kapışmaya çalışmak en hafif ifadesiyle çocukça bir çelişki bile olabilir. Peki ne yapacağız o zaman? Gerçek bir şeyler yapmamız lazım değil mi? İsrail ve birlikte şımardıkları barbar batıyı köşeye sıkıştıracak gerçek bir şeyler. Onları bizim istediğimiz zemine çekebilmemiz lazım mesela değil mi? Üstelik diğer Müslüman ülkelerinde aynı safta toplanması ve birlikte hareket etmesi lazım. Çünkü İsrail'i ve diğer şımarık sömürgeci batılıları köşeye sıkıştırıp Filistin'i kurtarmak için hem askeri hem ekonomik hem de kültürel zeminlerde ciddi bir koordinasyonla aynı anda çok yönlü çalışmamız lazım tweet atarak olmaz bu iş yani. Kim yapacak peki bu dediklerimizi? Seçip yetkilendirdiğimiz siyasetçiler ve destek olup güçlendirdiğimiz STK'lar. Doğru mu? Doğru. O halde şöyle bir konuşma yapan siyasetçi hayal edelim birlikte. Sevgili vatandaşlarım, malumunuz Filistin işgalci İsrail'in zulmü altında çile çekiyor, hep birlikte kolları sıvayıp en başta dinimizin ve her fırsatta övündüğümüz o şanlı tarihimizin bize yüklediği sorumluluk gereği İsrail'e müdahale ediyoruz. Elbette bu müdahalemizin bedelleri olacaktır. İçinde Rusya ve Çin'in de olduğu batılı güçler karşımızda birleşecekler. Sözüm ona Rusya ve AB, Çin ve Amerika gibi taraflar şu anda adı konulmamış bir çatışma halindeymiş gibi numara yapıyor olabilirler. Biz yarın sabah İsrail'e müdahale ettiğimizde İngiltere, İsviçre, Belçika, Almanya, Rusya, Çin ve Amerika tarihte eşi görülmemiş bir dostlukla birbirlerinin koluna girip bizim karşımıza dikilecekler. İran'ın yaptığı İsrail karşıtlığı propagandalarına da inanmayın. İran yarın sabah müdahale başladığında İsrail'e destek olmak için ilk gidenlerden hatta koşarak gidenlerden olacak. Bu müdahalemizle İbrahim Aleyhisselam'dan miras kalmış ata toprağımızı yeniden hürriyete kavuşturmak için gayret etmiş olacağız. Biz gayret edeceğiz. Allah Azze ve Celle ne murad ettiyse o netice halk olacak. Müslüman bir millet olarak fiili dua için İsrail'e müdahale ediyoruz. Başta ekonomi olmak üzere birçok sahada çok ağır bedeller ödeyebiliriz uzun yıllar sıkıntı yaşayabiliriz. Şu konuşma gerçekleşse ne olur? Milletin çoğunluğu, gelsinler biz bedel ödemeye hazırız. Bize bu dünyada imtihan için verilmiş mallarımızın, kazançlarımızın azalmasına razıyız. Bu günler için büyüttüğümüz oğullarımızın bu uğurda şehit ve gazi olmaları için dua ediyoruz. Kalan dullar ve yetimler Allah'ın emri üzerine bize emanet olacaktır der mi? Halk böyle mi cevap verir? Yoksa o konuşmayı yapan siyasetçi birkaç gün sonra siyasi hayatının en büyük hezimetiyle iktidardan düşürülüp macera perest, hayal perest hatta hain mi ilan edilir? Cevabı hepimiz biliyoruz. Dillendirmemek lazım. O halde ne yapmalıyız peki? Buna razı olmak ne demek? Bunu talep edecek bir millet inşa etmeliyiz. O yüzden gönül mimarlarımız olmalı. Gönül mimarlarımız olmalı ki bizi imar etmeli kendi gerçeğimizle yüzleşip kendi gerçeğimizi inşa etmeliyiz. Tarih başka ne işe yarar ki? Atalarının hatalarından ders alıp kendi gerçeğini inşa edersin tarihle. Bunu yapabilmek içinse talep eden olmalıyız. Talep edebilmek içinse bunun farkında olmalıyız. Bunun farkında olabilmek içinse bunun gündemde olması lazım. Gündeme getirmek için de elimizdeki bütün iletişim ve iletim mecralarında bu konuyu işlemeliyiz. Tam da bu sebepten dolayı sokağa çıkmalı, sosyal medyada yazmalıyız. İşte yazıyorsunuz da ne oluyor dediklerinde aklıma gelen en ince cevapsa sen yazmıyorsun da ne oluyor? Erem Şentürk, Diriliş Postası.